Efendim Ne Yapmalı programına hoş geldiniz. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp size bizim o bilim alanımızın değerli bulgularıyla o konuyu harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz ipuçları sunmaya gayret ediyorum. Ve mümkün mertebede gerçekten hayatınızda önem arz eden konuları seçmeye gayret ediyorum. Bugün yine öyle bir konumuz var. Konumuz yalan ve ikna. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben hiç yalan söylemem hocam, benimle ne alakası var? Çevremdeki insanlar da söylemez ama öyle demeyin. Her insan günde yaklaşık 100 tane yalan duyuyor ve kendisi de ortalama 3 yalan söylüyor. Ama neden biz hiç söylemiyoruz diyoruz? Çünkü bu söylediklerimiz hep kötü yalanlar değil. Birçoğu aslında gündelik yaşamda olumlu kullanılabilecek şeyler. Yani psikoloji dünyası yalanı olumsuz bir davranış olarak ele almıyor. Yalanları türlere ayırıyor ve bazen gerçeği birazcık çarpıtmanın hayatı kolaylaştırabileceğini biliyoruz. Peki herkes gerçekten yalan söyler mi? Evet söyler. Çocuklar bile ne yazık ki yalana belli bir süre sonra alışkanlık haline getirip kötüye kullanabiliyorlar. Ama ilk başta söylenen yalanlar hem de 2 yaş civarı böyle 24 aylık, 28 aylıkken başlayabiliyor. Çocukların 2 yaşını biraz geçtiğinde gerçekleri biraz çarpıtmaya başlamasında çok da korkulacak bir şey yok. Çünkü bu onların bilişsel olarak, yani zihinsel olarak, düşünce olarak gelişimlerinin bir parçası. Her şeyi olduğu gibi görmek yerine belli bir yaş geldiğinde acaba gördüğüm şey böyle de olabilir miydi diye gördüğünün dışında bir kurguyu yapabilmesi aslında 2-2,5 yaşına gelen çocuğun bilişsel olarak bir zaferi gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Yani olaylara diğerinin gözlüğüyle bakabiliyor. Ama burada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Hangi yalanlar çocuklar için endişe uyandırmalı? Yani ebeveynler çocuklarından hangi yalanı duyduğunda korkmalı, hangi yalanı duyduğunda korkmamalı? Şimdi çocuklardan geldiğinde korkmamamız gereken birinci tip yalan, bir ödül için söylenen, kimseye zarar vermeyen türden yalanlar. İkincisi, çok fazla ceza üzerinden eğitim veren biriyseniz çocukların cezadan kurtulmak için söylediği yalanlar, yani gerçeği çarpıtmalar vardır ki bunlar da aslında bir yaşam becerisidir. Üçüncüsü, birinin iyiliği için, birini bir dertten kurtarmak için söylenen yalanlara yine biz altruistik yalanlar deriz. Bunlar kendime menfaat sağlamak için değil, sevdiğim birini zor bir durumdan kurtarmak için gerçeği çarpıtmak anlamına gelir ki bunlara da çok tehlikeli yalanlar değildir. Ama bir tür yalan var ki işte bu tür yalan tehlikeli. O da sırf başka birisine zarar vermek için. Sırf sevmediği birini zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar var ki işte çocuklarınızdan bu yalanları sıklıkla duymaya başladığınızda işte o zaman bir yardım alabilirsiniz. Çünkü bu çocuğunuzun empatiyle ya da vicdanla ilgili bir derdi olduğunu gösterebilir. Yani birine zarar veriyor ama o zarar verdiği kişinin bu yalan neticesinde nasıl hissedeceğine ve nasıl bir duygu yaşayacağına yeterince önem vermiyor. Yani biraz vicdansız davranışları öngörmemize neden olabilir. Peki bu yalan ve iknayı bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Burada enteresan bir kavram var. Yani birisi sizi yalan söyleyerek ikna ettiğinde işte burada dolandırıcılık kavramı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ülkemizde türlü türlü dolandırıcılığı görmek mümkün. Hatta emniyetten sık sık bize mesajlar geliyor. Arayıp da sizi şöyle böyle kendisini tanıtan insanlara itibar etmeyiniz çünkü emniyetten böyle bir mesaj gelmez diye. Aman dikkat! Özellikle bu telefon dolandırıcılığı yalanın ve iknanın bir yerde gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkar. Size bir sır vereyim mi? Bu dolandırıcılar en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz yalanlarında? Size bir hediye çıktı. Oo, size bir ödülümüz var. İşte insanoğlunun zihni ödül almayı,
aslında bir zor elde edilecek bir şeye kolaydan ulaşmayı o kadar çok seviyor. Ve bunun için öyle kodlanmış durumda ki ne zaman bir ödül uzatılsa bize ne yazık ki dolandırılma ihtimalimiz de artıyor. O yüzden size bir ödül verildiğinde ya da tebrik ederiz bunu kazandınız dendiğinde şöyle bir mantık çerçevesinde bu durumu düşünün. Gerçekten bunu kazanacak, hak edecek bir şey yaptım mı? Ya da bunu bana neden veriyorlar? Tebrik ederiz cep telefonu kazandınız. Tebrik ederiz bir yerden bir araba kazandınız ama vergisini ödemeniz lazım. Aman bu tür dolandırıcılıklara dikkat. Bunlarda hem ikna var hem de yalan var. Ve biz psikolojik olarak belli hassasiyetlere sahip olduğumuz için de bunlar kullanılabiliyor. Peki bu tür dolandırıcılıklara engel olmak, hayatımızda yalanları yakalayabilmek için belli beceriler geliştirebilir miyiz? Yani birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum sokak röportajlarımız. Biz her zaman sokağa çıkıp bazı zorlandığımız yerleri size sormayı tercih ediyoruz. Çünkü oradan gelen, sizden gelen bilgiler bizim için her zaman değerli. Ve şunu sorduk bu sokak röportajımızda. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Soru zor. Bakalım ne tür cevaplar geldi. Şimdi kulağımız sizde efendim. İzliyoruz. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Mimiklerinden. Gözlerden anlarım. Gözlerine bakarak. Göz bebeklerini büyütürse o şekilde anlarım ve mimik hareketleriyle. Mimiklerinden anlarım. Genelde yüzü bir hareketlenir, vücudu da biraz hareketlenir. O şekilde anlarım yani. Gözlerinden anlarım. Genelde hal ve hareketlerinden anlarım. Yüz ifadesinden. Çok iyi tanıdığım bir insansa direkt anlarım yani. Hani. Gözlerden anlaşılır o. Genellikle yüz ifadesinden ve konuşma şeklinden belli ediyor zaten. Tavırları bana karşı değişiyorsa, hal ve hareketleri normalden farklıysa anlarım. Konuyu uzatıyorsa demek ki arkada çevirdiği bir şeyler vardır ki inandırmaya çalışıyordur. Çok uçuk şeyler söylerse anlarım. Vallahi az değilsiniz. Sorduğumuz herkes yalanı anlayabileceğini düşünüyor. Ama gerçekte öyle mi? Hayır. İnsanoğlu yalan söylendiğini anlamak konusunda çok da becerikli bir tür değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki de yalanları anlamamız gerekiyor. Belki de yalanlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Kilo almış mıyım diyor diyet yapan bir kişi. Evet. Kilo vermiş miyim diyor ya da çok kilolu. Ya hayır çok kilolusun dersen ilişkini bozabilirsin. Diyorsun ki ya ne kadar incecik kalmışsın. Ya da uzun süredir konuşmadığınız biri arıyor. Tam ben de seni arayacaktım. Biri arıyor cevap vermiyorum. Telefon odadaydı. Aslında yaşınızı söylüyorsunuz birine yaş 30'ların üzerine çıktıysa. Ya hiç göstermiyorsunuz. Bu yalanlar aslında gündelik hayatı sürdürebilmemizi de sağlıyor. O yüzden insanoğlu kendisine yalan söylediğini o yalana inanmak istemiyorsa pek de kolay yakalayamaz. Peki neler var söylediğiniz? Normalden farklı hareket etmesi cepte. Yalan söyleyen kişi kaygılanacak, heyecan duyacak. Ya yakalanırsam diyecek normalden farklı davranabilir. Mimikler doğru değişebilir. Gözler, göz bebeklerinin büyümesi mesela. Yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine mi bakar yoksa gözlerini kaçırır mı? Bakınız bulgular çok enteresan. Şimdi çoğunuz şunu dediniz. Gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Hayır, böyle değil. İnsanlar yalan söyleyen kişinin gözlerini kaçıracağı bilgisine sahip olduğu için yalan söylediğim anlaşılmasın diye özellikle gözlerinizin içine bakarlar yalan söylerken. Burada kritik nokta şu. Gözlerinizin içine bakılır ama bu normal konuşmadaki normal bir göz teması olmadığı için size samimi ve sıcak gelmez ve rahatsız eder. Yani yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine öyle bir bakar ki o bakış gündelik hayattaki normal göz temaslarından farklıdır. Aşırı hareketlilik, evet, yakalanmak korkusu, heyecan, suçluluk bunlar biraz daha hareketlenmeye neden olabilir. Doğru. Yüz ifadesi, kolların şekli bunlar gerçekten de yalanın yakalanmasını kolaylaştırabilecek şeyler. Ama yalanı yakalamak büyük oranda profesyonel bir şey. Ne olabilir? Mesela burunla oynamak.
Yalan söylediğimizde çevreyle bağlantı kurmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi çevredeki koku zerrelerini daha iyi yakalayabilmek. Bunlara feromon diyoruz. Feromonlar dediğimiz şey çevrede olup bitenlerle ilgili burun yoluyla bize bilgi gönderen kimyasal tanecikler. İşte bunları daha iyi yakalayabilmek için burun kıllarımız sertleşiyor. Bu feromonlar takılsın diye. İşte aslında böyle bir bilimsel gerekçeyle çok da nedenini bilmesek de yalan söyleyen kişilerin eli burnuna gider, burnunu biraz karıştırır. İkinci olay, yalan söyleyen kişi elinde bir obje varsa sizinle arasına sokar ya da bir adım geriye doğru gider. Bu da bilimsel olarak yapılması engellenemez bir şeydir. Çünkü yalan söylediğinizde hissettiğiniz suçluluk, kaygı ve ya yakalanırsam korkusu zihnimize oradan uzaklaş, kaç mesajı gönderir. Kaçma mesajı geldiğinde de yapacağımız hareket birazcık geriye gitmek ve elimizdeki objeyi yalan söylediğimiz kişiyle aramıza sokmaktır. Ama bunlar tabii ki sizin gündelik hayatınızda kullanmanızın zor olacağı bir takım öneriler. Genelde profesyonel dünyada biz bu mesleği yapan insanlar bunları kullanıyoruz. Konuşma değişir, evet. Size bir sır daha vereyim. Aman kulağınıza söyleyeyim bunu. Yalan söyleyen kişilerin o şivelerini, varsa bir şiveleri, yalan söylerken daha çok kullandıklarını çalışmalar ortaya koyuyor. Yani yalan söyleyen insanlar daha şiveli konuşuyorlar. Neden mi? Çünkü şiveden genelde kişiler rahatsız olduğu için zihinlerindeki bir kısım aman şiveme dikkat edeyim, ben de bir İstanbul beyefendisi gibi konuşmaya devam edeyim gibi düşünürken yalan söylemenin heyecanı zihnimizde bunu kontrol eden mekanizmayı devre dışı bırakıyor ve şiveler artıyor. İkinci soruya geçelim. Peki, yalan yakalarız diyorsunuz. Yalanı yakaladınız. Birisi size yalan söyledi. Peki, biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? İşin bu tarafı da önemli. Sorduk size. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Gelin bakalım ne cevaplar gelmiş. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Kızarım. Daha sonra doğrusunu isterim. Anladığımda onu uyarırım veyahut onun yanından giderim. Nasıl bir yalan olduğuna bağlı ama biraz güvenim kırılır tabii ki yani haliyle. Önceden olsa çok kızardım da şimdi sadece bakıyorum öyle. Şey denilmiyor. Hiç söylememiş gibi devam ederim. Menfaatim için. Karşılık veririm galiba. Yalan söylerim. Genelde bunu ortaya çıkarmaya çalışırım. Kırılırım ona karşı, güvenim azalır. İnanmış gibi yaparım. Devam ederim yoluma. O inanırsa inanır zaten inandığıma. O insan benim için ölmüştür. İkinci kez onunla zaten hiç muhatap olmam. Belli etmem yalan söylediğini. İkinci kez yalan söylediğinde bu sefer ona karşı söylerim yani. Niye yalan söylüyorsun falan diye. Yani onunla iletişimi keserim. Yani genelde ben yüzüne vurmam ama görüşmeyi azaltırım. Evet, şimdi neler neler var. Güvenme, ona artık bir daha güvenmem. Ona kızarım. Onu terk ederim. Umursamam, artık yalana o kadar çok alıştım ki. Şayet menfaatim gereği ise yalanı hiç anlamamış gibi yaparım. Bana yalan söyleyen kişiye ben de yalan söylemeye başlarım. Aslında söylenen şeyler ne kadar da çözüm odaklı ama bir yandan da ilişkilerin gücünü azaltan türden şeyler. Artık ilişkimi keserim, terk ederim, bırakırım yerine biraz daha yapıcı çözümler aramakta fayda var. Ama tabii ki cevapların her türlüsü güzel sizden gelen. Şimdi gelelim zarf sorumuza. Zarf sorumuz, her bölümde sizden gelen sorulardan birini cevaplamaya çalışıyorum. Burada soru şu. Çocuğum daha 4 yaşında ama yalan söylüyor, ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. 4 yaşındaki çocuk nasıl da yalan söyler? Demeyeceğim tabii ki. Çünkü 4 yaşındaki her çocuk yalan söyler. Bu oyuncağa dokunma isimli deney, daha önce başka bir ne yapmalıyım programında anlatmıştım. Çocuklara oyuncakla dolu bir odaya davet ediyorlar ve diyorlar ki bütün oyuncaklar senin ama şu oyuncağa sakın dokunma. Sonra odadan çıkıyorlar ve bir aynalı odadan izleniyor o çocuklar. Hemen hemen hepsi dokunma denen oyuncağa gidip dokunuyor. Sonra odaya girip tekrar çocuğa soruyorlar. Oyuncağa dokundun mu diye. Ve hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Olası bir cezadan kaçmak için. Buradaki sorun çocuğa neden o oyuncağa dokunmaması gerekliliğinin anlatılmaması. Siz kurallarınızı doğru koyar, kurallarınızı çocuğa
çocuğunuza güzelce anlatır, onu sadece ödül ve ceza ile davranışlarını değerlendirmez, evde konforlu ve huzurlu, çok yargılanmayacağı bir ortam oluşturursanız, 4 yaşınızdaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğunuz yalan söylemeyi bırakacaktır. Az yalanlı, dürüst, güven dolu bir hayat yaşamanızı, bu haftanızın bu şekilde geçirmenizi ve bugününüzün de pırıl pırıl bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim, hoşça kalın.